Hocam bir yerden alıp aslında bir başka yere biz bu yağı veriyoruz ve formu oluşturmaya çalışıyoruz. Şimdi aslında şunu merak ediyoruz. Bu nasıl bir şey? Uygulama kısmına birazcık geçelim mi hocam? Tamam, geçelim. Önemli olan şu. Bir heykel yapıyorsunuz. Heykeli yaparken kabarık kısımları tıraşlıyorsunuz. Daha sonra tıraşladığınız parçaları eksik kısımlara yapıştırıyorsunuz. Bu kadar basit bir şey. Ama burada tabii ki yapıştıracağınız şey ancak alabildiğiniz kadar olacak. Biz de bunu vücutta, liposuction'da o yağları hiç zedelemeden, bakın burada önemli bir olay var. Yağı alırken işe yaramaz hale getirip almayacaksınız. Yani o yağları yakarak, eriterek veya paramparça ederek almayacaksınız. Onları tekrar kullanılabilecek canlılıkta alacaksınız. Bu önemli bir faktör. Sonra o canlı olan yağ dokusunu en kolay enjektörle verebilirsiniz. Yağı verebilecek kalınlıktaki iğnelerle veya kanül dediğimiz borularla ihtiyacı olan bölgelere vereceksiniz. Tipik bir örnek, belden ve bacağın iç kısımlarından, basenlerden alınan yağ kalçanın arka ve yan taraflarına verilir. Bu iş bir enjektörle yapılır. Ve görerek nereyi ne kadar kalınlaştıracağınızı bildiğiniz için her verdiğiniz yağ parçasında oralar bir miktar kalınlaşacak ve gözünüzle aynı bir heykeltıraş gibi uygun şekli bulana kadar bunu parça parça vermeye devam edeceksiniz.